Evet, şimdi süreklilik denklemini az önce çıkarttık arkadaşlar. D rho bölü dt artı. Biz en çok zaten bu halini kullanacağız. Şimdi korunumlu korunumsuz formlara çok kafanızda takmanıza gerek yok. Sadece hani böyle bir şey de varmış diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu denklemde arkadaşlar baktığımızda burada tabi gradyan vektörünü görüyoruz. Hız alanını görüyoruz. Eğer gradyan vektörünü ve hız alanını siz kartezyen koordinatlara göre açarsanız bu kartezyen koordinatlar için geçerli bir denklem olur. Yine gradyen ve hız vektörünü silindirik koordinatlara göre yazarsanız silindirik koordinatlar, küresel için yazarsanız küresel olur. Başka koordinatlar için de yazabilirsiniz. Yani bu yazdığım denklem arkadaşlar koordinat sisteminden bağımsız olarak kütle korunumuna ait diferansiyel denklemdir. Yani kartezyen veya başkasıyla sınırlı değil, hepsiyle geçerli. Tabi dediğim gibi mesela kartezyen koordinat için bunu yazacak olursak d bölü dx i d bölü dy j d bölü dz k şeklinde aldığınızda hız alanı da u i v j k şeklinde aldığınızda yukarıdaki denklem kartezyene dönüşür. Ama gradyan vektörünü, burası böyle kapatalım burayı. Gradyan vektörünü silindirik koordinatlarda yazdığınızda d bölü, burada tabii önce şeyi yazalım. Hız alanını yazalım. Biliyorsunuz burada konum koordinatları x, y, z iken arkadaşlar silindirik koordinatlarda silindirik neden önemli? Çünkü boru akışları hep silindirik koordinatlarla çözüldüğünde daha kolay çözülür. Burada r, teta ve z. Yani siz uzayda bir noktayı 3 tane kartezyen birbirine dik koordinatla gösterebileceğiniz gibi bir konum vektörü, bu konum vektörünün yaptığı açı ve z yüksekliğiyle de temsil edebilirsiniz. Dolayısıyla hız alanı kartezyen koordinatla u u r, i r, u teta, i teta artı z değişmiyor arkadaşlar. Z ikisinde de ortak olduğu için buraya u z. Tabi boru ekseni boyunuz sizin mesela x ise buraya u x de yazılabilir. Buraya da k yazabilirsiniz. Veya şu silsileyi devam ettireyim derseniz i, z de yazabilirsiniz. Yani z'ler ortak olduğu için arkadaşlar. Silindirik koordinatlardaki hız alanı ifadesi r yönündeki birim vektör, teta yönündeki birim vektör ve z yönündeki birim vektör olmak üzere onların bileşenleriyle yazılabilir. Ve gradyen vektöründe küçük bir farkımız var. D bölü dr, ir. Burada bir 1 bölü r geliyor. D bölü dr, d teta, i teta, d bölü dz, k şeklinde yazabilirsiniz. Yani şu ikisini yukarıdaki denkleme koyduğunuzda yukarıdaki denklem silindirik koordinatlara dönüşür. Bu ikisini yerleştirdiğinizde de kartezyen koordinatlara yerleşir arkadaşlar. Dolayısıyla hani yukarıdaki denklem acaba hangisi için geçerliydi? Bunun silindirik karşılığı nedir falan diye düşünmeyin. Aslında önemli olan hız alanı ve gradyan vektörünün koordinat sistemlerindeki farklı görünümlerinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Şimdi kartezyeni bir açalım isterseniz şöyle. Kartezyeni bir açalım. Daha doğrusu şöyle öncelikle bu denklemde bazı basitleştirmeler mümkün müdür? Gayet tabii ki mümkündür. Mesela daimi akış diyelim. Daimi akışta biliyorsunuz zamana göre herhangi bir türev terim yok. Önce hepsini bir açalım. Denklemimiz şu. D rho bölü dt artı. Şimdi şurayı da açıyoruz arkadaşlar. D rho u bölü dx, d rho v bölü dy,
rho w bölü dz eşittir 0 şeklinde yazabilirsiniz. Şu daimi akışı aşağıya alayım şimdi. Bu genel hali. Daimi akışta ne oluyormuş? Daimi akışta arkadaşlar şu terim gidecek. Dolayısıyla kalan terim bizim için. Yani nedir o da? Denklemi. Yukarıdakiyle aynı şu anda. Ama rho sabitse sıkıştırılamaz akışta. Rho'nun sabit olduğu durumda bakıyoruz ki arkadaşlar türevin içerisindeki rho'lar hep dışarı çıkacaklar. Dolayısıyla denklemi sağ tarafı da sıfır olduğu için hepsi gidecek. Dolayısıyla du bölü dx, dv bölü dy, dw bölü dz eşittir sıfır. İlginç bir şey var burada arkadaşlar. Rho sabitse şu terim de ortadan kalkıyor dikkat ederseniz. Dolayısıyla rho'nun sabit olması aslında daimi akış modelini de temsil etmiş oluyor. Yani bu terim de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla daimi olsun ya da olmasın sıkıştırılamaz bir akışkan akışında süreklilik denklemi budur. Bunu da daha önce hatırlayın arkadaşlar. Epsilon xx, epsilon yy, epsilon zz idi. Yani lineer şekil değiştirme hızlarının toplamıydı. Gerçekten de sıkıştırılamaz akışta lineer şekil değiştirmelerin toplamı, cebirsel toplamı, bazıları pozitif bazıları negatif olacağı için sıfır olacaktır. Hatta bunu şöyle de ifade etmiştik hatırlayacaksınız arkadaşlar. Buna da hacimsel genleşme hızı demiştik. Bu da dolayısıyla sıfır olmaktadır. Yani sıkıştırılamaz akış önemli oranda süreklilik denklemimizi kolaylaştırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Öte yandan mesela silindirik koordinatlarda yukarıdaki denklemi açarsak ilk terim değişmiyor. Ama burada 1 bölü r, d bölü dr, r, rho, u, r artı 1 bölü r, d bölü d, teta, rho çarpı u, teta, d bölü dz, rho çarpı eşittir 0 şeklinde arkadaşlar bir hale geliyor. Bu farklılık daha sofistike göründüğünü kabul ediyorum. Bu farklılık arkadaşlar şuradan kaynaklanıyor. Yani silindirik koordinatlardaki gradyen vektörünün farklı bir formda olmasından kaynaklanıyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar rho'yu sabit alırsanız, rho sabitse tabii daimi olduğunda ne olduğunu söylememe gerek yok. Bu terim gidecek. Rho sabitse şuradaki terimleri uçurmanız kafi gelecektir. Bakın şunlar rho sabitse hepsi gidecektir. Evet şimdi süreklilik denklemiyle ilgili bir örneğimiz var. Şöyle bir silindirimiz olsun arkadaşlar. Silindir içerisinde şöyle bir pistonumuz var. Piston yukarıya doğru V piston hızıyla sabit bir hızla hareket ediyor olsun. Ve ilk başladığı konum yani hareketine başladığı konumun tepe noktasından yani silindir tepesinden uzaklığı L alt olsun. L alt. İçeride bir hava yakıt karışımımız var. Artı yakıt karışımı ve başlangıçtaki yoğunlukta arkadaşlar rho'nun rho sıfır olsun. Yani
sıkıştırma başlangıcında, bir içten yanmalı motor olarak düşünebilirsiniz bunu. Sıkıştırma başlangıcında içerideki hava yakıt karışımının yoğunluğunun rho 0 olduğu verilmiş. Bize arkadaşlar rho'nun t ile nasıl değiştiği sorulmaktadır. Yoğunluk zamanla nasıl değişiyormuş. Şimdi tabi bu t eşittir 0 anındaki konum arkadaşlar. Belirli bir t anına geldiğinde arkadaşlar ne olacak? Pistonumuz şuraya gelmiş olacak. Buradaki yüksekliğe de L T'ye bağlı L olsun. L olsun yani bu da. Herhangi bir andaki yükseklik. Şimdi burada bir koordinat sistemi seçmem lazım benim. Koordinat sistemi ile ilgili çeşitli şeyler denenebilir. Yani opsiyonlarımız var. Mesela bir arkadaşınız koordinat sistemini şu pistona iliştirebilir. Biz koordinat sistemlerinin mümkün mertebe sabit olmasını tercih ederiz. Bu kullanılabilir bir opsiyon olmakla birlikte iyi bir seçim olmayacaktır. İkincisi bu pistona iliştirmek olabilir. Pardon, silindire iliştirmek olabilir. Silindirde buraların herhangi bir keyfiyeti yok. Hadi buraya iliştirsek desek, yani Y'yi yukarıya doğru versek, şuraya da X desek, bu da olabilir. Ama olayların tamamı negatif Y yönünde, negatif Y bölgesinde gerçekleşecektir. Değil mi? Mesela şuranın koordinatını söyleyin desem ben size, veya aşağı doğru olan hızı negatif olacaktır. Değil mi? O zaman koordinat sistemiyle ilgili benim işime en kolay gelecek bir seçim yapıyorum arkadaşlar. O da şu olabilir. Y eksenini aşağı doğru, X ekseninde, ya da bunu şu köşede bir yerde düşünebilirsiniz. Yani Y aşağıya doğru, X ekseninde sağa doğru olmak üzere. Pozitif yönü böyle kabul ettim. Pozitif yönü böyle kabul ettim. Şimdi bu problemde tabii pistonun buradaki hızı sabit olduğu için arkadaşlar herhangi bir andaki L yüksekliğimiz aslında L alt veya L sıfır da denebilir onu. L alt eksi V piston çarpı T şeklinde ifade edilebilir. Çünkü 3 saniye sonra diyelim ki bu 1 metre saniye hızla yukarı çıkıyor. 3 ile çarptığımızda, ya tabii çok büyük oldu şimdi silindir için, ama veya 0,03 metre saniye hızla yukarı doğru çıkıyor. Çarptık. 10 santimetre yukarı çıktı. İşte bu olmuş oluyor. Yani başlangıçtaki değerden onu çıkarttığımızda, dolayısıyla L uzunluğunu da başlangıçtaki mesafe eksi V piston çarpı T şeklinde modelleyebiliriz arkadaşlar. Burada hava yakıt karışımının hızı silindir kafası ile piston arasında lineer olarak değiştiği kabul edilsin demiş problemde. Tekrar ediyorum. Hava yakıt karışımının, tabi yukarı doğru piston çıkarken içeride hava yakıt karışımında bir hareketlenme oluşacak. Ve bunun bir boyutlu olduğu düşünülüyor. Sadece Y yönünde bir hareketlenme söz konusu. Ve bunun da lineer olduğu ifade edilmiş. Yani piston hızı arasında lineer bir ilişki olduğu ifade edilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla da ben buradaki örneğin gazın Y yönündeki hızına bakacak olursam, Y'ye bağlı bir de T'ye bağlı. Tek boyutlu olduğu için X yok burada. Z zaten yok. Bunun arkadaşlar K çarpı Y şeklinde, tabi Y dediğimiz büyüklükte düşey koordinat, o da T'ye bağlı olarak L'den dolayı ilişkili olacaktır. Şimdi bunun böyle olması istenmiş, problemde verilmiş. Yani içerideki hava yakıt karışımının hızı Y ile lineer değişsin denmiş. Şimdi tabii K'yı bulmam lazım benim. Bu lineer değiştiği vakit bu lineerlik katsayısını bulmamız lazım. Y eşittir arkadaşlar. Y eşittir L'de. Y eşittir L'de.
Yani şurada pistonun tam üzerinde olmuş oluyoruz burada. Ne oluyor arkadaşlar? V eşittir eksi V piston olur. Buraya lütfen dikkat edin. Şuradaki bir gaz molekülünü düşünelim. Piston yukarı doğru çıkıyor. Hangi hızla? Piston hızıyla çıkıyor. Bu durumda şu koordinat sistemine göre buradaki gaz molekülünün veya karışım molekülünün hızı eksi V piston olur değil mi? Orada bir sorun yok yani. Dolayısıyla da ben bunu yerine koyarsam eksi V piston eşittir K çarpı L dersek, buna LT diyorum ama aslında L olduğunu siz biliyorsunuz. K eşittir eksi V piston bölü L olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu ifade eksi V piston bölü L çarpı Y şeklinde yazılabilir. Şimdi ben hızı Y'ye bağlı olarak ifade etmiş oldum arkadaşlar. Hızı Y'ye bağlı olarak ifade etmiş olduk. Şimdi içeride tabii kütle korunacak. İçerideki giriş çıkışlar kapalı. Burada egzoz sibopları şu anda öyle bir durumumuz yok. İçeride kütle sabit arkadaşlar. Dolayısıyla süreklilik denklemini bir boyutlu şekilde yazalım. D rho bölü dt artı kartezyen sistemde çalışıyoruz. Rho u bölü dx artı rho v bölü eşittir 0. U hızımız yok. Yani x yönünde bir hız bileşeni olmadığını düşünüyoruz. Benzer şekilde tahta düzlemine dik yönde de bir hız bileşeni yok. Dolayısıyla da d rho bölü dt bu şeye eşit oluyor arkadaşlar. Evet. Buradan d rho bölü dt, şuraya devam edeyim. dt artı, şimdi burada bir kabul daha yapacağım. O kabul de şu. Yoğunluk zamanla değişiyor. Ama belirli bir anda silindirin içerisindeki her noktada yoğunluğun aynı olduğunu kabul etsem. Yani homojen olduğunu. Silindir bu noktaya çıktı. Çıktığı anda her tarafta, yani heterojen bir karışım yok. Her taraftaki yoğunluğun aynı olduğunu kabul etsem bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Şuradaki rho y'ye bağlı değil demektir. Bunu dışarı atabilirim anlamı çıkıyor. Eşittir o zaman. Eksi rho çarpı dv bölü dy şeklinde yazabiliriz. Rho'yu sadece zamana bağlı olduğunu düşündük. Konuma bağlı değil. Dolayısıyla sadece zamana bağlı olduğunu vurguladığımda bu aslında d rho bölü dt de etmektedir. Çünkü rho burada sadece zamanın fonksiyonu olarak değişiyor. Konuma bağlı olarak değişmiyor. Şimdi bu denklemi çözebilmem için hani bazı şeyler göründü ama şu V'nin Y'ye göre türevini buraya yazmamız lazım arkadaşlar, değil mi? V burada var zaten. V'nin Y'ye göre türevini söyler misiniz bana? Eksi Vp bölü L. Bunu yukarıda yerine yazarsam rho çarpı eksiler gidecek. Vp bölü L. Bu L'nin yerine de L eksi, daha doğrusu L alt eksi V piston çarpı T yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Şurası da L oldu. Çünkü oradaki L de T'ye bağlı. Dolayısıyla bütün değişkenleri T'ye bağlı hale getiriyorum. Yani aslında şurası eksi V piston bölü L alt eksi V piston çarpı T olacaktır. Alt. Burası tamam.
Şimdi arkadaşlar yukarıdaki diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılabilir hale geldi. D rho bölü rho eşittir. Yukarıda ne oldu? dt bölü daha doğrusu v piston l alt, ona artık l alt diyoruz. L alt eksi v piston çarpı t dt haline gelir arkadaşlar. İntegral sınırlarımızı yazıyoruz. Tabii bunu t olduğu için integrali buraya yazmıyoruz doğal olarak. Şimdi t eşittir 0 anında arkadaşlar. T eşittir 0 anında rho neydi? Burada vermiştik. Rho 0 idi. T eşittir t anında rho da rho t olacaktır. Türev bölü kendisi ln oldu. Ln rho bölü rho 0. Arkadaşlar burada basit bir değişken dönüşümü yaparsanız, yani şuraya diyelim ki u dersiniz, dt'yi de eksi vpd2 dersiniz, 1 bölü v piston gelecek. Dolayısıyla sınır şartlarında koyduğunuzda burada şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Buradan bakayım. L alt bölü L alt eksi V piston çarpı T. Tabi burada da ln olmak kaydıyla. Tabi lnleri artık gönderebiliriz. Rho bölü rho 0 eşittir. Hatta L altı da aşağıdaki paydayı bölmek için kullanabiliriz. 1 bölü 1 eksi V piston çarpı T bölü alt şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten otomatikmen bir boyutsuz ifade geldi. Şuna ben rho yıldız diyebilirim. Şuna da boyutsuz zaman olarak T yıldız diyebiliriz. Böylelikle rho yıldız eşittir 1 bölü 1 eksi T yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bizden istenen boyutlu ve boyutsuz halde yoğunluk değişimini görüyoruz. T yıldız 1 olduğunda ne oluyor? Yoğunluk sonsuza mı gitti? Fiziksel olarak ne oldu orada sizce? Yani sonsuz olmayacağına göre yoğunluk, değil mi? Yani orada bir şey oldu. Piston ne yaptı? Tavana çarptı. Evet, o da o durumu sembolize ediyor arkadaşlar. Demek ki şeyin bir olması, limit durumunda bir olduğu takdirde pistonun tamamen burayı sıfırladığını, dolayısıyla orada sonsuz küçük bir hacme sıkıştırdığımızı düşünüyoruz. Bu durumda da yoğunluk sonsuz büyük olduğunu matematiksel olarak söyleyebiliriz. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bu örneğimizde bir yakınsak lüle tasarımı yapacağız. Bu tasarım iki boyutlu, yani z doğrultusunda. Şurada x'ye koordinatımızı yazarsak arkadaşlar, x y koordinat sisteminde z boyutunda çok geniş olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla o yöndeki değişimler söz konusu değil. İki boyutlu, 25 derecede hava geçecek. Ama temennimiz o ki burada bir kesitinde hava 100 metre saniye hızla girsin. Tabi daraldığı için, kütlede korunacağı için hava hızlanacaktır arkadaşlar lüle boyunca. Zaten lülelerin amacı da budur. Akışkanı hızlandırmaktır genel olarak. 300 metre saniye, ki yaklaşık Mach sayısına tabi 1'e oldukça yakın bir değer. 300 metre saniyeye kadar lineer olarak değişsin. Şu değişimler lineer. Yani 100 metre saniyeden 300 metre saniyeye kadar lineer hızlanırken yoğunluğu da 1.2 kilogram metreküpten 0.85 kilogram metreküpe yine lineer olarak azaltın istiyoruz.
Problemde önemli iki tane kabulümüz var arkadaşlar. Bir tanesi şu. Birincisi bu. Burada hız sadece U hız bileşeni, sadece tabii iki boyutlu bir sistem olduğu için aslında V hız bileşenimiz de var. U hız bileşenimiz sadece X ile değişsin. Benzer şekilde Rho da sadece X ile değişsin. Y yönünde herhangi bir değişiklik olsun istemiyoruz. Bu aslında sorgulanabilir bir kabul. Şöyle ki, bu şu demek arkadaşlar, kanala şöyle üniform bir U1 hızıyla girdi. Kanalın herhangi bir yerinde de yine, tabii ha ikinci şeyi de yazalım arkadaşlar. Kanal yüzeyleri sürtünmesiz. Yani viskoz etkiler kanal yüzeylerinde dikkate alınmıyor. Belirli bir mesafeye gelindiğinde de arkadaşlar tabii U X yönünde artacak. Biraz daha uzun çizmeye çalışıyorum. Buradaki hız bileşeni de şöyle olacak. Aslında tabii bu gerçekçi olmayan tarafı da bu. Burada mesela hızlar mecburen, yani bu hız bileşeninin sadece X'e bağlı olduğunu söylemek buralarda biraz problem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde buradan da yine üniform şekilde 300 metre saniye ile çıkıyor. Dikkat ederseniz Y yönünde çıkıldıkça U'da herhangi bir değişiklik olmadığını söylemiş oluyoruz. Yani U sadece X'e bağlı olarak değişiyor. Bu yönde değişiyor. U düşey yönde herhangi bir lokasyonda hep aynı U değerlerini okuduğumuzu söylüyoruz arkadaşlar. Akışkanımız 25 derecede hava. Bu lüleyi verilen şartlar altında tasarlayın demiş. Tabii şurası 2 metre. Şu yükseklik bilinmiyor arkadaşlar. Bu yükseklik h olsun. Bunun ne olduğu sorulmuş. Lüleyi tasarlayacağız ve bu yüksekliği bulacağız. Şu eğriyi de bulacağız. Yani bu eğri nasıl değişmeli ki bu şartlar altında bu lüle tasarlanmış olsun arkadaşlar. Daimi tabii. Akış bir de daimi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Zamana bağlı herhangi bir değişim söz konusu değil. İki boyutlu süreklilik denklemi rho u bölü dx rho v bölü eşittir 0 olacaktır. Biz şimdi u ile ilgili bilgilerimiz var ama v ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Zaten v'yi bulmamız gerekiyor başlangıçta. V'yi bulacağız ki V ile U'nun ilişkisini, yani ya da şöyle U ve V hız bileşenlerini bilirsek ancak şu eğriyi bulabiliriz. Bu eğri aslında bir akım çizgisidir. Yani kanalın şeklini belirleyen unsur aslında bu akım çizgisidir. Burası zaten sabit. Burada yapacak bir şeyim yok ama şunu bulmak için benim bir akım çizgisi denklemine ihtiyacım var. Akım çizgisi de biliyorsunuz dy bölü dx v bölü u denklemiyle bulunuyordu. U'yu aşağı yukarı biliyorum ama v ile ilgili bir bilgim yok. Bu tür problemlerin hemen hepsi de arkadaşlar süreklilik denklemi işimize yarar. Yani problemde eğer iki boyutlu bir problemden bahsediyoruz tabii, en az iki boyutlu. Şayet İki boyutlu bir problemde hız bileşenlerinden bir tanesini biliyor da diğerini bilmiyorsak tek çözüm yolu budur. Ama üç boyutluysa iki tanesi bilinip sonuncusu bilinmiyorsa yine aynı şeyi buradan yapabiliriz. Yani bu denklem bize eksik olan hız bileşenini bulmamızı sağlıyor. Onu öyle söyleyebiliriz. Şimdi tabii şu bilgileri bir kullanalım arkadaşlar. Şunları bir kullanalım. Çünkü demiş ki problemde U1 artı CU gibi bir katsayı çarpı X'tir demiş. Yani lineer değişmeden bahsediyor arkadaşlar. Lineer değişmeden bahsediyor. Dolayısıyla ben U2 ile U1 arasında bunu yazarsam CU artı
artı cu çarpı x dersem, şuraya da tabii l'yi yazacağız arkadaşlar, l'yi. Buradan cu'yu bulabilirsiniz. Cu eşittir u2 300'lü eksi 100 bölü 2, o da eşittir 100. Ha, demek ki u hız bileşenimiz bizim ux u1, yani 100 artı 100 çarpı x'miş arkadaşlar. Evet. Lineer değiştiğini söylemişti. 100'den başlayıp 300'e çıkacaktı. Bakalım doğru mu? 100, x eşittir 0'da 100 mü? Doğru, 100. X eşittir 2 metredeyken 300 mü? Doğru. Peki. Rho'yu da aynı şekilde yapabiliriz. C rho'yu hesaplayalım arkadaşlar. C rho da rho 2 eksi rho 1 bölü L şeklinde olacaktır. O da eşittir. O da eşittir. 0,85 verilmiş. Eksi 1,2 verilmiş. Bölü 2. O da eşittir. Bu durumda rho x arkadaşlar, rho 1 neydi? 1,2. Eksi 0,175 x. Verilenleri bir kere kullanılabilir hale getirdik arkadaşlar. Şimdi bakın, şu denklemi kullanarak ben bilinmeyen hız bileşenini artık bulabilirim. Oradan şöyle devam edeyim şuraya. D bölü dy rho çarpı v eşittir eksi d bölü dx arkadaşlar. Rho gördüğüm yere şunu yazacağım. 1,2 eksi 0,175 x çarpı u gördüğüm yere de yukarıdakini yazacağım. 100 artı 100 x. Bakın içeriği ister çarpmanın türev kuralı, isterseniz açıp yapın. Neyle yaparsanız yapın. Bunu yaptığımızda rho çarpı v arkadaşlar, şuranın cevabı 35x eksi 102.5. Evet. Şurayı hesapladığımızda. Buradan bu y'ye göre türenmiş. O zaman y'ye göre bir de integral alırsak rho çarpı v ne olacaktır arkadaşlar? 35 x eksi 102.5 çarpı d'yi edecektir. Şurası da d dediğimizde şunlar gitti. Burayı integre edelim. 35 x eksi 102.5 çarpı y artı integral sabiti diyeceğiz, değil mi? İntegral sabiti diyeceğiz arkadaşlar. Peki bu bir kısmi integral, gördüğünüz gibi. Biz iki değişkenli x, y'ye bağlı bir fonksiyonun y'ye göre integralini alıyoruz. Peki integral sabiti sadece bir sabit midir, yoksa diğer değişkene de bağlı olabilir mi? İntegral sabiti koyacağım ben buraya. Buraya c mi koymam lazım? Yoksa diğer değişkenin de burada bulunma ihtimalini göz önünde bulundurmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Efendim? Gerekiyor. Neden gerekiyor? Standart olup sabit olması gerekmiyor. Değişebilir zamanla. Yani koordinata göre. C koordinata göre değişebilir. Yani o D, Y'ye göre değişebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapayım. İki değişkenli bir fonksiyonda değişkenlerden birine göre türev alırken diğerini ne gibi düşünüyoruz? Sabit. Değil mi?
İntegralde de aynı şey yapmamız gerekmiyor mu? Değişkenlerden birine göre integral alırken diğerini sabit kabul etmemiz gerekmiyor mu? Zaten öyle yapmadık mı? Bakın burada mesela hiç x'e dokunmadık. Direkt şunu sabitmiş gibi düşünüp buraya y ile çarptım. O zaman burada ne yapmam lazım arkadaşlar? İntegral sabiti, saf bir sabit yerine x'e bağlı bir değişken olması gerekir arkadaşlar. Ancak y eşittir sıfırda, yani şu yüzey üzerinde arkadaşlar bakın, v hızı kaçtır burada? Y eşittir sıfırda sıfırdır. Dolayısıyla y eşittir sıfırda bu hız sıfırsa ne olacaktır? Cx de sıfır olacaktır. Ama bu problem için sıfır. Her zaman sıfır olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Evet, böylelikle U hız bileşeninden hareketle arkadaşlar bu lineerlik şartlarında kullanarak V hız bileşenini bulduk. Az önce de söyledim. Süreklilik denkleminin bize en büyük faydası, aslında iki önemli faydası var. Bir, eksik olan hız bileşenini bize verir. İki, momentum denklemini tamamlar. Çünkü momentum denkleminde aslında 4 bilinmeyen var. Ama 3 tane denklemdir momentum denklemi. X, Y, Z koordinat bileşenleri açısından. Dolayısıyla momentum denklemini çözebilmek için de bizim neye ihtiyacımız var? Süreklilik denklemine. Yani süreklilik denklemi momentum denkleminin bir tamamlayıcısı olarak düşünebiliriz. Şimdi bize problemde şu eğrinin formu sorulmuş arkadaşlar. Yani tasarım dediğimiz şey budur. Bu eğriyi bulmamız gerekiyor. Bu eğri dediğim gibi az önce de burası bir akım çizgisi aslında. U ve V elimde var olduğuna göre ve koordinat sistemimde bu olduğuna göre arkadaşlar D'ye bölü DX akım çizgisi genel denklemi eşittir V bölü U. V verilmiş zaten, yukarıda bulduk. 35x eksi 102.5 y bölü 101.2 eksi 0.175 x arkadaşlar bölü U'yu yazıyorum. 100 artı 100x. Tabi düzenleme yaparsanız 35x eksi 102.5 y bölü, burayı da paydaya alabiliriz, 100 artı 100x 1.2 eksi 0.175 x şeklinde yazabiliriz. Ve burada d'ye bölü dx var arkadaşlar. Şu y'yi aslında buraya atıp dx'i de karşı tarafa atabilirim. Yani d'ye bölü y eşittir. D'ye bölü y eşittir. Dx bölü, daha doğrusu şunu yazalım. 35x eksi 102.5 bölü 100 artı 100x 1.2 eksi 0.175x çarpı dx. İntegral alacağız. Ama sağdaki integral böyle hemen alabileceğimiz bir integral değil. Şöyle de kapatalım tabii ki. Basit kesirlere ayırma yöntemiyle tabii integre edebilirsiniz ama bizim amacımız burada integral nasıl alınır değil. Bunları yaptığımızı düşünelim. Yani bizim amacımız integral nasıl alınır? İşte a bölü şu artı b bölü bu, sonra a'ları b'leri bu. Orada da elenler gelecek. Buradan elenler gelecek. Ben sonuç ifadeyi yazayım arkadaşlar. Sonuç ifade oldukça aslında sade bir şekilde çıkıyor. X artı 1 7x eksi 48 şeklinde. Tabii x burada 2 arasında değişiyor arkadaşlar. Demek ki şu denklem yx denklemi bu denklem. Oraya yazalım. C bölü arkadaşlar neymiş? X artı 1 7x eksi
18 mi? Şey, pardon, 48. Peki. Şu C'yi bana söyleyebilecek var mı? Nereden bulabilirim C'yi? C bir sabit. X sıfırda neymiş arkadaşlar? X sıfırdayken y eşittir 2'ymiş. Yani şuraya ben 2'yi koyarsam c bölü x yerine de 0 koyarsam ne olacak? 1 çarpı eksi 48 yani eksi 48 mi? Doğru mu? Eksi c eşittir eksi 96. Süper. Demek ki şurası artık eksi 96'ymış. Peki x eşittir 2 koyacağız ama nerede? Şu denklemde. O zaman h eşittir arkadaşlar. Eksi 96 bölü 3 çarpı 7 çarpı 2 eksi 48. Hesaplarsak 0,941 metre. 0,941 metre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten de bunun bir akım çizgisi olduğu değerlendirilirse ki zaten öyle. Diğer akım çizgilerinin de bu şekilde hepsi, hatta burası da bir akım çizgisi, böyle çizebiliriz arkadaşlar. Tasarımımız böylelikle tamamlanmış olur. Tabii bu tasarım bu lineer değişimleri garanti altına alır mı? Onu çok bilemeyiz. Yani burada tam böyle beklediğimiz lineer değişimleri göremeyebiliriz. Artı yoğunluk önemli ölçüde değiştiği için sıcaklık değişimleri söz konusu olabilir. Tabii bu akışı sürebilmek için de bir basınç farkı gerekir ki basınç farkı olmadan bu akışı böyle ivmelendirme şansınız yok. Arka taraftan mutlaka bunu da sağlamamız gerekiyor. Böylelikle bu örneğimizi tamamlamış oluyoruz.